altın, gümüş, yeşil. Paranın rengini bildiğinizi düşünebilirsiniz. Ama cüzdanınızda taşıdığınız bu nesne sandığınızdan çok daha fazla işe yarıyor. Para sayesinde yazı icat edildi. İlk haber bülteni yapıldı. Faşizm yenilgiye uğratıldı ve kot pantolon icat edildi. Para hakkında bilmediğiniz her şey bu programda. Para modern dünyanın damarlarında dolaşan kandır ve binlerce yıllık bir hikayesi var. Bazılarına göre bütün kötülüklerin sebebi olan para olmasaydı bugün bildiğimiz haliyle toplumlar da var olamazdı. Para modern uygarlığın temelidir. Bir tek gün bile varlığınızı sürdürebilmeniz için para harcamak zorundasınız. Peki ama para nedir? Eski çağlarda kullanılan deniz kabukları ve ağaç kakan derileri de bugün kullandığımız kağıt ve madeni paralarda aynı amaca hizmet ediyor. İnsanlar para işlevi gören bütün bu nesneleri başka nesnelerle takas edebilmek için kullandılar ve biriktirdiler. Ancak paranın tek işlevi sahibine güç kazandırmak değil. Gerçekte para dünyayı değiştirebilecek bir güce sahip. Üstelik bunu tek bir kuruş bile harcamadan yapabiliyor. Yeryüzünde nereye giderseniz gidin, paranın etkilerini görebilirsiniz. Hatta yerin 3000 metre yukarısında bile paranın hükmü sürüyor. Bunun sebebi de işte bu adamlar. Bu gökyüzüne yazı yazan seçkin pilotlardan oluşan bir ekip ve mesleklerini paraya borçlular. Elbette kullandıkları uçaklar parayla alındı ama bundan çok daha fazlası var. Çünkü yazının icat edilmesinin nedeni de para. Her şey bundan yaklaşık 5000 yıl önce Mezopotamya'da başladı. O zamanlar bugünkü gibi banknotlar yoktu. Madeni paranın icat edilmesine bile henüz 2000 yıl vardı. Para yerine tahıl ve hayvanlar kullanılıyordu ve her türlü alışveriş takas sistemiyle yapılıyordu. Örneğin ben birine bir öküz veriyordum. Bunun karşılığında o da benim evimi çatısını onarıyordu. Modern ekonominin temelini oluşturan bu sistemin önemli bir açığı vardı. İnsan beyni gitgide artan bu işlemlerin hesabını tutamıyordu. İnsanlar şehirler kurup buralarda yaşamaya başlayınca işler karışmaya başladı. Yapılan takasların hesabını tutmak imkansız hale gelmişti. Bir örnek vermem gerekirse ambarımda duran tahılın ne kadarını sizden aldığımı bilmiyordum. Bu nedenle insanlar yaptıkları takasların ayrıntılarını akılda tutmaktan başka bir şekilde kaydetme ihtiyacı hissettiler. Böylelikle bir dizi sembol icat edildi ve bu sembollerin her birine bir anlam verildi. Örneğin bir arpa tanesinin resmi sana arpa borcun var anlamına geliyordu. Bir balık resmi ise balık borcunu simgeliyordu. Son derece basit olan bu sistem işe yarıyordu ve kil tabletlere yazıldığında insanoğlunun ilk muhasebe kayıtları da tutulmuş oldu. Böylece insanların elinde kalıcı bir kayıt oldu. Mali işlemler taşlara kazınarak kaydediliyordu. Bu insanlık tarihindeki en önemli adım olan yazının da icat edilmesi anlamına geliyordu. O zamandan bu yana olan her gelişmeyi buna borçluyuz. Yıllar geçtikçe yazı da evrimleşti. Ve bu evrimin sonucunda yazılı din, bilim ve tarih belgeleri ortaya çıktı. İnsanlar başlangıçta 2000'den fazla sembolden oluşan bu yazı sistemini kısa sürede daraltarak 600 kadar sese indirdi. Her ses bir sembole karşılık geliyordu ve bu sayede yazılı kayıtları okumak kolaylaşıyordu. Doğru sembolleri yan yana getirdiğimizde banknotlardan ilan panolarına kadar istediğimiz her yere sözcükler yazabilir hale geldik. Hatta gökyüzüne bile. Biz göklerdeki en büyük haberleşme aracıyız. Bu kadar büyük bir sayfaya yazı yazarken harflerin de devasa boyutlarda olması gerekiyor. Empire State binası boyunda harflerle yazı yazabiliyoruz. Bu harfleri duman kullanarak yazıyorlar. Uçaklar havalanıp yazmaya hazır halde sıraya dizildiğinde, ilk sıradaki uçakta yer alan bir bilgisayar her birine harfleri yazmak için ne zaman duman çıkartmaları gerektiğini söylüyor.
Bilgisayar hepimize ne zaman duman çıkaracağımızı söylüyor. Ve çıkan dumanın da kabararak harfleri oluşturmasını sağlıyor. Bu şekilde yazılan bir mesaj 25 kilometre öteden bile görülebiliyor. Bu tür haberleşmeyi de para sayesinde yazının icat edilmesine borçluyuz. ...2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası dolaşıma 3 milyardan fazla madeni para soktu. Günümüzde bu bozuk paralarla bir gazete alıp okuyabilirsiniz ama bir zamanlar insanlar haberleri doğrudan paraya bakarak öğreniyordu. Saat 5.30 haberlerinde, bugünkü ana haber bülteninde. Televizyonun ve radyonun icat edilmesinden binlerce yıl önce insanlar olup bitenlerden haberdar olmak için paralara bakıyordu. Bunu nasıl yaptıklarını anlamak için M.Ö. 44 yılına gidiyoruz. Bozuk para icat edileli yüzyıllar olmuştu ama hiç kimse Romalılar gibi madeni para basamıyordu. Romalılar dokundukları her şeyi mükemmel hale getiriyordu. Paralar da buna dahildi. Romalılar için madeni paralar son derece önemliydi. Bu sayede ticarette ve alışverişte bir standart tutturabildiler. İngilizce'de para anlamına gelen money kelimesi Roma tanrıçası Juno Moneta'dan gelir. Juno, Moneta'nın tapınağı Roma'nın ilk darphanesinin yanındaydı. Bu darphanede basılan ve denari adı verilen paralar günümüzde kullandığımız paralara çok benziyordu. Roma paralarının üstünde dönemin imparatorlarının değil, geçmişteki tanrıçaların veya imparatorların resimleri vardı. Tıpkı bizim bugün geçmişteki devlet başkanlarının resimlerini basmamız gibi onlar da tarihi kişiliklerin portrelerini basıyorlardı. Kurala göre yaşayan bir liderin yüzü denariye basılamazdı. George Washington da bu nedenle Amerika'da basılan ilk madeni paraların üzerinde resminin yer almasını istememişti. Bunu sadece krallar yapıyordu ve Roma Cumhuriyeti vatandaşları krallardan nefret ediyordu. Peki paralar haberleşme amacıyla nasıl kullanıldı? Her şey imparatorlardan birinin bu kuralı bozmasıyla başladı. Bu imparatorun adı Julius Caesar'dı. Julius Caesar olağanüstü bir insandı. Büyük ihtimalle dünyada gelmiş geçmiş en büyük generaldi ve aynı zamanda da dünyanın en büyük politikacılarından biriydi. Roma'nın ilk diktatörü olan Julius Caesar, imparatorluktaki herkesin kim tarafından yönetildiklerini bilmelerini istiyordu. Ama M.Ö. 44 yılında bir haberin yayılması bugünkünden çok daha uzun sürüyordu. Bir düşünün, televizyon yoktu, gazete yoktu, radyo yoktu ve insanların büyük bir çoğunluğu okuma yazma bilmiyordu. Kitlelere ulaşmanın bir yolu vardı. O da paraydı. Madeni paradan daha iyi bir propaganda aracı olamaz. Hiç durmadan el değiştirir ve bunun için fazladan bir çaba sarf etmeniz gerekmez. Onu bir yere göndermeniz veya üstüne bir adres yazmanız gerekmez. Tıpkı şişe içinde denize atılan bir mesaj gibidir. Herkesin elinden bozuk para geçer. Bozuk paranın ulaşamadığı hiç kimse yoktur. Böylece Caesar yeni madeni paralar basılmasını emretti. Üzerlerinde kendi yüzü ve okuma yazma bilenler için de bir mesaj vardı. Hayat boyu diktatör yazıyordu ve doğruydu da. Milattan önce 44 yılında bu parayı bastıran Caesar gerçekten de hayatı boyunca diktatör olarak kalacaktı. Caesar krallar gibi davranmaya başlamıştı ve bastırdığı bu paralar bardağa taşıran son damla oldu. Aralarında Brutus'un da olduğu Romalı senatörler Caesar'ın mutlak hükümdarlığını sona erdirmeye kararlıydılar ve bunu yapmanın da tek bir yolu vardı. Caesar'ın öldürülmesinin bir nedeni de kendi portresini para üstüne bastırmasıdır. Bu cinayeti gerçekleştiren 29 senatörün başını Brutus ve Cassius çekiyordu. Brutus, Caesar'ın yakın bir arkadaşıydı ve meşhur "Sen de mi Brutus?" deyişi de buradan gelir. Kısacası Julius Caesar'ın öldürülmesinde de paranın parmağı vardı. Ama denarilerin haberleşme amacıyla kullanımı devam etti. Ardından Brutus bir para bastırdı. Üzerinde iki hançer resmi vardı ve Mart'ın ortası yazıyordu. Bu Julius Caesar'ın öldürüldüğü tarih, yani M.Ö. 44 yılının 15 Mart'ıydı.
Paraların üzerinde haberler ve yorumlar vardı. Bu adil miydi? Hayır. Ama Romalıların madeni paraları bir haberleşme aracı olarak kullanmaları bu şekilde başladı. Jules Caesar'dan sonraki bütün imparatorlar da paralara kendi portrelerini bastırmaya başladı. Her imparator ilk iş olarak kendi portresini taşıyan paraları bastırırdı. Bu benden öncekileri unutun demek anlamına geliyordu. Madeni paralarla duyurulan haberlerin de tüm ülkeye yayılması zaman alıyordu ama o dönemin şartlarına göre yine de hızlı bir duyuru sistemi olduğu söylenebilir. Günümüzde paralar artık bu amaçla kullanılmasa da para basma teknikleri temelde pek fazla değişmiş değil. Binlerce yıl sonra hala madeni para basmak için sert bir madeni plakayı pirinçten, gümüşten, altından hatta platinden yapılmış daha yumuşak bir maden parçasına basıyoruz. Bu işlemde önce eritilmiş gümüş silindir şeklinde kalıplara dökülüyor. Ardından dev bir piston bu gümüş silindirleri küçük bir hazneye itiyor ve diğer taraftan yassı gümüş şeritler çıkıyor. Bu şeritlerden madeni para biçiminde yuvarlaklar kesiliyor. Her iki yüzü de boş olan bu yuvarlaklar inceltilip cilalandıktan sonra sıra üzerlerine baskı yapmaya geliyor. Bu pres makineleri farklı kuvvette basınç uyguluyorlar. Her bir vuruşun kuvveti birkaç yüz tondan 1500 tona kadar değişebiliyor. Sonunda da ortaya bu mükemmel madeni paralar çıkıyor. Bu paralar dolaşıma giriyor ve bazıları sizin de cebinize uğruyor. Birazdan paranın koruduğu başkan... Nakitle tuvalet kağıdı arasındaki ilişki ve dünyanın her köşesini birbirine bağlayan para. Yazının icat edilişinden haberleşmek için kullanılan madeni paralara kadar para gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hayatımızı kolaylaştıran bir başka icadı da yine paraya borçluyuz. Her gün dünyanın dört bir yanında insanların kullandıkları beyaz rulolardan yani tuvalet kağıdından bahsediyoruz. Tuvalet kağıdının kökenleri tuvaletin de mucidi olan Fransızlara kadar uzanıyor. Hikayeyi anlatmak için 1700'lü yılların sonuna Fransa'ya gidiyoruz. Zamanın Fransa kralı 16. Louis'nin başı büyük beladaydı. Ülkesi tam anlamıyla beş parasız kalmıştı. İnsanlar sadece parasız ve işsiz değildi. Nüfusun önemli bir kısmı açlıktan ölmek üzereydi. Halkın aç olduğu bir ülkede devrim kaçınılmazdır. Sonunda Fransa halkı ayaklandı ve 1789 yılında Bastille hapishanesini bastılar. Ardından yeni bir hükümet başa getirildi ama ülkeyi yönetmek için paraya ihtiyaç vardı. Monarşi iflas etmiş durumdaydı ve elde kalan tek servet kaynağı Katolik Kilisesi'ydi. Böylece hükümet kilisenin mülkiyetindeki değerli mallara el koymaya karar verdi. Hükümetin kiliselere ihtiyacı yoktu. Hükümet kilisenin sahip olduğu tüm mallara el koydu. Böylelikle de günümüzde senet olarak varlığını sürdüren kağıtlar bir tür kağıt para olarak dolaşıma girdi. Senetler belli bir yüz ölçümündeki araziye karşılık gelen kağıtlardı. Bu kağıtlardan yeterince satılırsa Fransa yoksulluktan kurtulabilirdi. Ancak kulağa basit gelen bu çözümü uygulamaya koymak sanılandan çok daha güç oldu. Çünkü kağıt üretimi elle yapılıyordu. Bir seferde tek bir senet yapılabiliyordu ve bu işlem çok uzun sürüyordu. Fransa daha iyi bir yöntem bulmak zorundaydı. Aynı anda çok fazla sayıda yazılı belge basabilmek istiyorlardı. Mevcut yöntem çok zahmetliydi ve zaman alıyordu. Kağıt üretiminin ne kadar zahmetli olduğunu bilenlerden biri de Nicolas Louis Robert'ti. Bir kağıt imalathanesinin muhasebesinde çalışıyordu ve hükümetin karşılaştığı güçlüğün farkındaydı. Bu sorunu çözecek makineyi de o icat etti. Bu, kağıt üretimini yepyeni bir yöntemle yapan bir makineydi. Robert'in tasarladığı makine çığır açtı. Bu sayede ilk defa sürekli dönen rulo halindeki kağıdın üzerine aralıksız baskı yapılabiliyordu. Bu icadın esin kaynağı para olmasına karşın makine yapıldığında yeni Fransız parası olan kağıt senetler çoktan halkın gözünden düşmüştü. Ne yazık ki Robert icadını hayata geçiren prototipi bitirdiğinde Fransız halkının senetlerden fena halde ağzı yanmış durumdaydı. Bu yüzden kağıt basımı yapılan imalathanelere de tahammülleri kalmamıştı. Kağıt basılan bir yer gördükleri anda burada da senet basılacağı korkusuyla imalathaneyi yakıp yıkıyorlardı. Kral Louis'e gelince onun da sonu pek parlak olmadı.